Asiye ve ekranlarına Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Bangin Bekircan'dan olacak. Hocamız da ileri yaşta meydana gelen diz ağrıları üzerine konuşacağız. Sizler de sorularınızı ve görüşlerinizi Asiye Twitter ve Facebook hesaplarından bizlere iletebilir. Aynı zamanda 224 alan koduyla 261, 1188 ve 99 numaralarını arayarak da yayınımıza katılabilirsiniz diyelim ve hocamıza bağlanalım. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, bugün farklı bir yayın gerçekleştireceğiz. Aslında evet, sizi birçok kez bu stüdyolarda ağırlamıştık. Pandemi dolayısıyla bizler de yayınlarımızı Skype bağlantısıyla sürdürüyoruz. Bugün sizinle beraber ileri yaşta meydana gelen diz hastalıkları üzerine konuşacağız. Kireçlenmeye de değineceğiz program çerçevemiz boyunca. Ama öncesinde dilerseniz dizimizi bir tanıyalım. Diz anatomisini sizden dinleyelim. Öncelikle senle İrem'le belki onlarca program yaptık. Bu değişik bir farklı bir program olacak. Belki böyle daha hoş olacak. Günümüz koşullarına uygun değişik farklı bir program yapalım dedik böyle. Bence güzel olacak. Şimdi bugün diz ağrılarından bahsedeceğiz ama ileri yaşta görülen diz ağrılar. Niye ileri yaşta görülen diz ağrıları? Kabaca diz ağrılarını 3 ana grupta toplamak gerekiyor belki yaşlara göre. İşte çocukluk yaş grubunda görülen diz hastalıkları, orta yaş grubunda görülen ve ileri yaş grubunda görülen diz ağrıları. Şimdi diz ağrılarında yaş gruplarına göre ağrının sebebi değişir, tedavisi değişir. Geri dönüşü olmayan bir tedaviye girme fırsatı ancak ileri yaşta olabilir. Onarma, düzeltme tedavileri genelde orta yaşta olur. Çocuk yaşta ise bambaşka hastalıklar görülür. O yüzden diz hastalıklarını yaşlara göre belki ayırmak gerekiyor. İnsan vücudunun bir ömrü var. İnsan vücudundaki organların bir ömrü var. Organlar zaman geçtikçe yıpranmaya başlıyor, yaşlanmaya başlıyor, zedelenmeye başlıyor. İşte dizinde sıvı kaybı oluyor, dizinin nüveysi değişiyor, dizin yapısı değişiyor, kıkırdak hasarı oluyor vesaire. Bunlar ileri yaşlarda görülüyor. İnsan vücudundaki organlarını insan kişi kendi idareli kullanması gerekiyor. Mesela işte kilosu var, dizini hor kullandı, dizine bir darbe aldı. Ne oldu? İleri yaşta dizin yapısı bozuldu ve bazı hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oldu. Ama bu genç yaşta görünmüyor. Çünkü de genç yaştayken diz henüz hala sağlıklı ve nüveysini koruyor. Bunu belki diş çürüğüne benzetebiliriz. İşte 30'lu yaşlarda dişlerimiz çürümeye başlıyor. İyi kullanmazsak dişlerimizi. İşte çok sıcak soğuk bazı şeyler içersek. Dişimizde bir şeyler kırarsak. Ya da genetik olarak dişlerimiz çürümeye meyilliyse. Ne oluyor? Genç yaşlarda dişlerimiz sağlıklıyken ileri yaşlara doğru dişlerimizin yapısı bozulmaya başlıyor. Ne diyoruz? Sen yaşlandın, artık dişlerin çürümeye başladı. Dizler de böyledir. Dizlerimizin yapısı da bu bağlamda dişlere benziyor. İşte genç yaştayken dizi çok sağlıklı olan biri, ileri yaştayken dizinde hasar oluşabiliyor. Şimdi bunu daha iyi anlamak için kabaca dizin bir yapısından bahsedeyim. Dizimiz, kabaca söylüyorum, 3 tane ana kemik, yani diz kapağı kemiği, üst diz kemiği ve alt diz kemiği. Bu kemiklerin arasında bir kıkırdak. Kıkırdağın arasında menisküs dediğimiz süspansiyon görevi gören yastıkçıklar, yan bağlar, ön ve arka çapraz bağlar, ana yapılar. Bunun etrafında tabii ki dizin yapısına katılan bazı kas grupları vardır. Dizi içinden geçen damarlarımız, sinirlerimiz vardır. Etrafta kaslarımız, derimiz vardır ve bir organımız, diz bölgemiz var. Bu yapıyı gözümüzün önüne canlandırabilirsek iki kemik, arada kıkırdak, arada menisküs ve içeride bir diz eklem sıvısı. Dizin yapısı budur. Evet, aslında diz anatomimizi de öğrenmiş olduk ve dediniz ki insan vücudunun organların bir ömrü var ve o yüzden de bugün ileri yaşta meydana gelen diz hastalıklarını, diz problemlerini ve ağrıları konuşacağız sizinle beraber. Peki ileri yaş dedik. İleri yaştan kastımız ne? Burada kriterimiz hangi yaş grubu ve daha çok bu grupta hangi hastalıklar meydana geliyor? Genellikle biz tabii şöyle insanın o günkü yaşına kadar vücudunu nasıl kullandığı çok önemli. Kilosu fazla olan birinin dizi erken yıpranır. Dediğim gibi genetik yatkınlığı olan bazıları vardır, dizi erken yıpranır. Besinler çok önemlidir. Karbonhidrattan zengin beslenen birinin kilosu olmasa da dizi erken yıpranır. Yani karbonhidratlar hem bize kilo aldırır hem dizimizin kıkırdak yapısının bozulmasına sebep. Yani beslenme, spor yapma, dizine nasıl baktığına göre diz yapısı değişir ama kabaca bir yaş söyleyecek olursak 55 yaş üstünü ileri yaş kabul edebilir.
55 yaş üstünde dizinin gördüğü hastalıkların şekli çeşidi birden değişmeye başladı. Mesela 55 yaş altında 40'lı yaşlarda dizim ağrıyor diyen birinde bir ortopedi hekimi daha çok menisküs bağ yırtığından şüpheli. 30 yaşında biri sağlıklı birden dizim ağrıdı, dizime bir darbe aldım. Onun menisküsü yırtılmış olabilir. Ama 55 yaşından sonra bir insanın dizi ağrıyorsa daha çok halk arasında diz kireçlenmesi, bizim gonartroz dediğimiz daha basiti dizin kıkırdağının yıpranması, yapısının bozulması olan hastalık akla gelir. 55 denebilir yaş olarak. Evet, burada aslında bugün konuşacağımız çerçeve daha çok 55 yaşından sonraki bireyleri ilgilendiriyor. Çünkü dedik ki organlarımızın ve vücudumuzun bir ömrü var ve onlara da iyi bakmak zorundayız. Burada aslında kilodan, genetik yatkınlıktan ve beslenmeden de bahsettik. Bunların da önemi konuşacağımız hastalıklarda öne çıkacak konu başlıklarından biri aslında. Peki diz kireçlenmesi, dizde sıvı kaybı halk arasında da sıkça duyduğumuz terimler arasında aslında. Peki nedir hocam bu hastalıklar? Dizde sıvı bitmesi nedir? Şimdi biz hastalıkları hastalar anlasın diye bazı terimler, tabirler kullanıyoruz. Basite indirgemeye çalışıyoruz. İşte dizinde kireçlenme var. Halk bu tabiri güzelce anladığı için biz de kullanmaya başlıyoruz. Önemli olan hastalığın belki adının doğru konulması değil. Önemli olan burada hastanın hastalığını anlayıp anlamaması. Hastayla biz varız odada. Hasta hastalığını anladıysa istenilen kelime kullanılabilir. Biz akademik camiada doğru isimleri kullanırız. Ama hastanın anlaması önemli. Burada bizim gonartroz dediğimiz dizin yıpranması, yaşlanması, kıkırdağın hasarlanması, nüveysinin değişmesi, halk arasında buna genellikle ya dizimde sıvı bitti derler ya da kireçlenme oldu derler. Bu hastanın anlayacağı bir tabirdir. Kullanılabilir. Dizde kireçlenme, kıkırdak hasarı, sıvı bitmesi. Aynı hastalık. Evet. Dilerseniz diz kireçlenmesini biraz daha detaylandıralım. Sebepleri nelerdir? Evet, aslında bahsettik. Dedik ki kilo çok önemli, genetik yatkınlık, beslenme bunlar çok önemli. Bunlara dikkat edilmediği takdirde özellikle ileri yaşlarda bazı problemler meydana gelebiliyor diye. Peki bunun dışında nedenleri nedir diz kireçlenmesinin? Önce biraz kişi gene dişlere hep benzetmeye çalışıyorum. Dişlerine iyi bakmazsan dişlerin çürür. Dişler sana verilir, süt dişlerinden sonra o dişler ölene kadar sendedir ve sen onlara iyi bakma. Mesela dişinle fındık kırarsan dişin ufak bir çatlak oluşur, bir süre sonra dişin çürür. Dizin de böyledir. Dizüstü aktivite çok yap. Dizini yere değdirip sürekli yeri silme hevesi bayanlarda çok. Dizüstü aktivite dizi hasarlayabilir. Çok fazla merdiven yokuş çıkma, dize darbe almaz. Dizine dışarıdan gelen darbeler. Demek ki bir darbeler, hayatın boyunca gördüğün darbeler dizini yıpratabiliyor. Dizde kireçlenmenin sebebi olabilir. Bir diğeri, bir adamın dişi çürümez, öbürünün çürür. Aynı yediler, aynı içtiler ama birinin genetik yatkınlığı vardır. O hastalara sorduğun zaman annenin dizi ağrıyor muydu? Annem de dizi böyleydi diyor. Annem de bu ameliyat oldu der mesela. Genetik yatkınlığı. Bir diğeri kilo ki en önemli sebep. Kilosu fazla olduğu zaman bir arabanın üstüne çok yük koyarsan lastikleri önce eskiyecektir. Bir insan çok kilo aldığı zaman dizlerine fazlaca yük binecektir. Darbe alacaktır diz ve dizin yapısı bozulacaktır. Bundan hariç beslenmesinde neler yediği de önemlidir. Dediğim gibi karbonhidrattan zengin beslenenler de daha sıktır. Başka çok daha çeşitli sebep vardır. Bazı hastalıklarda sık görülür. Mesela romatizmal hastalığı olanlarda romatizma eklemleri çok fazla tahriller. Örneğin romatoid artrit olanlarda diz eklemleri erken hasarlanır ki onlar atipik şekilde olur. Doğuştan anatomik problemi olanlarda bazılarının dizleri çarpık olur, bazılarınınki O şeklinde olur doğuştan. Onlarda yük dağılımı eşit olmadığı için sanki kilo aldı kabilinde dizine yük dağılımı dengesiz olduğu için onlarla dizler öneceğiz. Yani burada genetik sebepler ve çevresel sebepler vardır. Bu saydığım sebeplerin çoğu aslında değiştirilebilir sebeplerdir. Yani genç biri, bu programda ileri yaş hastalardan bahsediyoruz ama gençler için daha ne? Genç biri dizlerini, dişleri gibi idareli kullanması gerektiğini bilmesi gerekir. Evet. Aslında birçok...
Evet, aslında birçok faktör saydık. Kilo dedik, genetik yatkınlık, karbonhidrattan zengin beslenme, romatizmal hastalıklar, doğuştan yapısal bozukluklar gibi sebepleri var disk kireçlenmesinin. Elimizde olan değiştirebileceğimiz sebepler de var. Bunlar bizim elimizde. Evet, ileri yaş için konuşuyoruz ama gençken de bu sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ona göre yaşamamız gerekiyor. Çünkü programımızın başında da belirttiniz. Vücudumuzun, organlarımızın bir ömrü var. Diş örneği de verdiniz aslında buna. Dilerseniz belirtilerine geçelim. Evet, faktörleri öğrendik sizden, disk kireçlenmesinin nedenlerini. Peki nasıl belirti veriyor disk kireçlenmesi? Şimdi disk kireçlenmesinde ilk olarak genellikle ilk olarak diz kapağı altı ağrısı olur. Bu en erken bulgulardan biridir. Bir de ayağın iç kısmında ağrı olur. Bu genellikle 40'lı yaşlarda ortaya çıkıyor. Hastanın diz kapağının altında ağrı başlar. Daha ileri yaşlara gittiği zaman hasta çömelip kalkarken dizinin şiddetle ağrıdığını söylüyor. Dizinden ses geldiğini, kıpırtı sesi geldiğini. Daha biraz daha ilerlediği zaman artık hasta yürürken bile ağrı çekmeye başlar. En önemli semptom ilk bulan ağrıdır. Ağrıdan ziyade ağrıyla beraber dizde hareket kaybı başlar. Dizini çok fazla bükemez, açamaz. Başka ne olur? Dizin bir süre sonra yapısı bozulmaya başlar. Bacaklar O şeklinde olmaya başlar. Klasik yaşlı yürüyüşü vardır. Bacakları O şeklinde hafif öne doğru eğilmiş bir baston alıp yürüyen yaşlı birini düşünelim. Bacakların yapısı düz olan bacaklar O şeklinde olmaya başlar. Çünkü dizin arasındaki eklem mesafesi daraldığı zaman iç kısımdaki mesafe daha fazla daralacağı için iki bacağı birden O şeklinde alır. Yani bacağın anatomik görünümü bozulur. Başka ne olacaktır? Ağrı başlar. Hareket kaybı onunla beraber özellikle merdiven yokuş çıkarken şiddetli ağrı, dizini bükemedi, açamadı. Hasta yaşlanmaya başladı. Artık hareket etmemeye başlar. Ev işlerini kızına bırakmaya başlar. İşte komşuya ziyarete gidelim, ben gitmeyeceğim. Televizyon izlemeye başlar. Hareketsiz kalır. Ne olur? Bu hastalar gittikçe kilo almaya başlar. Tipik İşte kilolu tombul teyze elinde baston dizlerim ağrıyor. Benim bu dizlerim 10 yıldır ağrıyor. 10 yıldır ağrıyan dizler her gün bir insana 100 adım eksik attırsa 10 yıl sonra kaç kilo alır siz hesaplayın. Sürekli kilo. Belki kilolu olmak da bir bulgu denebilir. Bu ve bu gibi bulgular olur. Yekünde en önemli bulgusu ağrı. Ağrı olduğu zaman hemen bir hekime başvurmakta fayda var. Özellikle ileri yaştaki vatandaşların bir hatırlatma da yapalım izleyenlerimize. 224 olan koduyla 261, 11, 88 ve 99 numaralarını arayarak sorularını iletebilirler sizlere. Evet, belirtisini de konuştuk disk kireçlenmesinin. Tanısı nasıl konuluyor peki? Hastalar bir ağrı şikayetiyle size başvurduğu zaman bundan sonraki süreç onun için nasıl işliyor? Şimdi mutlu hastaların çoğu kendi hastalıklarını biliyordur. Daha önce doktora gitmiştir mutlaka. Dizlerim ağrıyor diye çok gitmiştir ve burada hastanın tanısında önce hekim hastayı bir dinler. İşte uzun süredir olan diz ağrım var. Özellikle çömelip kalkarken olan diz ağrılarım var. Merdiven yokuş çıkarken olan diz ağrılarım var. Dizimi bükemiyorum. Açamıyorum. Açarken çok canım acıyor. Bu beni eve hapsetti. Her gün ağrı kesici içmeye başladım. Dengesiz yürümeye başladım. Düşüyorum. Ayağım kayıyor artık. Gibi bazı şikayetlerle hasta bize gelir. Hastayı dinledikten sonra muayene ettiğimiz zaman bazı muayene bulguları vardır. En önemli bulgulardan biri dizini büküp açarken hastanın dizinin ağrıması, harekette kısıtlılığın olmaya başlaması, çıtırtı sesinin gelmesi, elini koyduğu zaman bizim krepitasyon dediğimiz çıtırtıları elimizde de hissetmemiz muayene bulgularıdır. Kesin tanıyı biz bir film çekerek, normal röntgen filmi yeterlidir. Bazen hastalar burada MR daha çok dizin bağ yapısını gösterir. Bizim işimiz kemik kıkırdakla. Normal röntgen bu hastalık için özelinde. Yani yaşlılarda diz ağrısı normal röntgen çoğu zaman MR'a daha üstündür. Normal bir röntgen filmi çekilir. Röntgen filminde dizin eklem mesafesinin daraldığını, kıkırdakların hasarlandığını, kemik yapıya kadar bu işin riayet ettiğini, osteofit dediğimiz çıkıntıların olduğunu, kistler, basit iyi huylu kistlerin dizde çıkmaya başladığını. Biz artık röntgende görmeye başlarız. Dizin şeklinin bozulduğunu demiştim, düzken O şeklinde ya da X şeklinde olmaya başladığını görürüz. Bu bulguları birleştirdiğimiz zaman artık hastaya kendisinin daha rahat anlayacağı bir şekilde dizinde kireçlenme var, sıvı kaybı var. Bu ileri safhada, hafif safhada ya da orta safhada diye bilgi mi? Peki tanısı konduktan sonra tedavi nasıl işliyor? Aslında dediniz ki ileri safa, orta safa ve bir başlangıcı var tabii ki de bu hastalığın. Tedavi bu durumlara göre nasıl şekilleniyor? Şimdi burada hastanın bize söylediği şeyler çok önemlidir. Ben hastalarıma hemen şu soruyu sorarım. Bu hastalığın ağrım ne zamandır var? Atıyorum 3 yıldır var. 3 yılda hiç kilo aldım mı? Evet hocam 3 yıldır gittikçe kilo almaya başladı. Neden kilo aldı? Hareket etmiyor. Oturmaya başladı.
Yaşlı birinin oturması, hareketsiz kalması çok tehlikelidir. Hareketsizlik ona kilo aldıracağı gibi, damar sistemini bozacağı için bir süre sonra kalp krizi, beyin damar tıkanıklığı gibi ciddi hastalıkların oluşmasına sebebiyet verecektir. Yaşlılar hareketsiz kalırlarsa çok hızlı yaşlanmaya başlarlar. Hastaya bir tedavi planlayacaksak soracağımız sorulardan biri budur. Kilo aldı mı? Bir diğer soru, her gün ağrı kesici içiyor musun? Ya da haftada kaç tane ağrı kesici içiyorsun? Çünkü bu hastalar artık ağrı kesici bağımlısı olmaya başlarlar. Dizi ağrır, bir ağrı. Her gün neredeyse ağrı kesici insanlar vardır. Ülkemizdeki en sık böbrek kaybı, böbrek yetmezliği sebeplerinden biri bilinçsiz ağrı kesici kullanımıdır. Bu hastanın böbreklerine yazık olur. O yüzden hastaya hemen bu konuda çok ağrı kesici içiyor musun diyor. Bir diğeri hasta düşüyor mu diye sorulur. Ağrısız 100 metre yürüyebiliyor mu diye sorulur. Vesaire. Çeşitli sorularla hastalığın derecesini anlamaya çalışır. Hastalık hafif derecedeyse, daha çok erken safhadaysa, öncelikle ilaç tedavisi, hastanın dizinin ömrünü uzatacak çeşitli tavsiyeler, başta kilo verme, spor, egzersiz, evde yapacağı fizik tedavi ya da hastaneye gelerek yapacağı fizik tedavi modelleri, hastanın diz kas gücünü arttırıcı, dizini kuvvetlendirici tedaviler, hastanın hayatını düzene sokacak kilo vermesi ya da hareketli olması gibi tavsiyeler, dizüstü aktivitelerden kaçınması, merdiven yokuşu da azaltması ama hayatına hareketli sporu alması tavsiye edilir hafif olan. Biraz daha ilerlediği zaman ağrı kesicilerin ya da kullanılan ilaçların nüveysi değişir. Biraz daha kuvvetli şeyler, ilaçlar verilir. Diz içi enjeksiyonlar yapılabilir, dizin içine iğne yapılabilir. Burada erken safhada yapılacak en önemli tedavi bizim PRP ya da kök hücre tedavisi dediğimiz hastanın kanından hazırlanan iğnenin dizin içine nakledilmesi gene yapılabilir. Yani diz içi enjeksiyon yapılabilir. Biraz daha ileri olanlarda gene fizik tedavi ve ilaç tedavisi. Evet. Süremiz yeterli olursa aslında PRP ve kök hücreyi de detaylandırmanızı isteyeceğim ama öncesinde tedavide sormak istediğim sorulardan biri de bu ameliyat. Hangi durumlarda cerrahi müdahale kaçınılmaz? Daha ileri safhası olanlarda artık yine dişten örnek verdim, diş gibi söyleyeyim. Dişçi ağzınıza baktı, dişinizde bir çürük var dedi ve bu çürük dönmezdi. Kurtulmaz. Ne yapar? Dişi çeker yerinden ve yerine takma dişler. Bunun başka çaresi yoktur. Çürüyen bir dişi hiçbir ilaç geri getirmez. İleri derecede kireçlenmesi olan birinde de kullanılan ilaçlar, iğneler ya da kök hücre tedavisi, işte az önce biraz konuya değindik, bir işe yaramaz. İleri safhada işe yaramaz. O diz geri dönmez. O dizin yapısı bozulmuştur. Bozulan bir yapının tek tedavisi onu oradan alıp yerine implant koymaktır. Yani diz protezi ameliyatı yap. Başka ameliyatlar da vardır. İşte yamuk olan dizin şeklini düzeltme ameliyatı ya da tam değil yarım protez. Ya da işte kapalı diz ameliyatıyla dizin içinin temizlenmesi diyelim. İşte menisküs kal yapıları düzenlenmesi vesaire gibi tedaviler vardır. Ama diz kireçlenmesinin bir çıkmaz yol gibidir, bir çıkmaz sokak gibidir. Sonu her zaman protezle biter ileri safhada. İleri safhada yapılan ameliyat diz protezi ameliyatı. Bunda hastalar dizimde platin var, protez var diye söylerler zaten. Hastanın ağrısı çoksa, hasta artık kilo almaya başladıysa, hareketsiz bir köşede oturmaya başladıysa, bu süre sonra depresyona girecektir zaten. Dizindeki şekil bozukluğu ve ağrı nedeniyle düşmeye başladı. Devamlı ağrı kesici yürütmeye başladı. İşte bu hastada diz protezi önerilir. Diz protezi ameliyatı şöyle bir ameliyattır. Hastanın dizi açılır, çürüyen, yapısı bozulan, kıkırdak yapılan çıkarılır. Yerine implant, metal, disko. Bu böyle düşününce hayal etmek belki zor oluyor. Diş gibi düşünelim. Dişin çürük çekildi. Yerine takma implant diş takıldı. Sen artık yemek yiyebiliyorsun. Artık dişin ağrımıyor. Hayatına devam ediyorsun. Ha o senin ilk doğduğun süt dişlerin ya da sağlıklı olduğun dişler kadar güzel olmaz. Ama sana yemek yedirir. Diz de öyledir. Tabii ki hiçbir zaman genç kızlık dizlerini hastaya geri veremeyiz. Ama artık hasta yürüyebilir. Ağrısı kesilir. Ağrısız bir şekilde hareket eder. Hemen ben hastalarıma şunu derim. İkinci ay kontrole gelirler. Ağrın kesildi mi? Kesildi. Tamam. Bırakıyorsun artık ağrı kesicileri. Yürüyüş yapıyorsun, kilo veriyorsun, tekrar hayatta kalıyorsun. Yoksa senin girdiğin kısır döngü seni, sağlığını bozacak. Peki ameliyat böyle sonrası hastalara nasıl bir süreç bekliyor? Gündelik hayatlarına ne kadar bir sürede dönebiliyorlar? Şimdi bu hastalarda işte ameliyat süreci diyelim şöyledir. Hasta hekime gelir, hekim kararı verir, ameliyat olmanız gerekiyor diye. Hastaya ameliyatı anlatır ve hasta artık hayalinde canlandırabiliyordur. Mutlaka bu hastaların akrabalarında, eşinde, dostunda bu yaygın yapılan ameliyatlar olmuştur. Onlardan bilgi alır. Tekrar geri döner. Ben ameliyat olmaya karar verdim. Ben hastayı yatırdım. Ameliyat süreci 2 saat kadar sürüyor bu ameliyat. Ameliyatım olur.
Ameliyat bittikten sonra ilk gün ameliyat sonrası gündür. Bizim için, hasta için zor bir gecedir. O atlatılır. Ertesi gün hasta hareket ettirilmeye, yürütülmeye başlanır. Hasta yürür. Birkaç gün sonra hastaneden taburcu olur. Dikişleri olur. Pansumana gelir. Yaklaşık 15. gün dikişleri alınır. Hasta şunu almaya başlar. Bu hastalarda genelde hayat normali birinci ay civarında döner. Birinci aydan sonra ağrıları tamamen tama yakın kesilir. İkinci aydan sonra İyice rahatladığı zaman hasta, dediğim gibi hemen hastaya yürüyüş yap, hareket et, ağrı kesicileri bırak. Normal hayatına, sağlıklı günlerine geri dönmektir. Bu süreç böyle bir işte. Evet. Şunu da sormak istiyorum. Yavaş yavaş süremizin sonuna doğru geliyoruz hocam ama tedaviyi konuşurken dediniz ki PRP ve kök hücre tedavileri de uygulanıyor diye. Çok kısa bunlar hakkında da bilgi alabilir miyiz sizden? Vücudumuzda pek çok hücre var. Bu hücrelerden bazıları bizim vücudumuzun yapı taşı ya da onarım hücreleri. Ya da onarım hücrelerini çağıran hücreler. Böyle diyeyim. Şimdi bu hücreler vücudumuzda dağınık olarak var. Nerede var? Kanda var, kemik iliğinde var, yağ dokusunda var. Hatta pek çok yer. Biz bu organlardan, kan, yağ, kemik iliği gibi yapılardan en kolay kana ulaşabiliyoruz. Hastanın kanını alabiliyoruz. Şimdi hastanın kanını aldığımız zaman kıpkırmızı bir kan var elimizde. Bu kan içerisinde bir sürü hücre var. Bize onarımdan sorumlu hücreler ya da onarımdan sorumlu hücreleri çağıran hücreler lazım. Kanı çeşitli işlemlerden geçirip içinden o faydalı hücreleri, bize faydası olan hücreleri ayıklıyoruz. Aldığımız hücreler artık iyileşmeden sorumlu hücreler ya da iyileşmeden sorumlu hücreleri çağıran hücreler. O yapıyı hastanın dizinin içine naklettiğimiz zaman yıpranan dokulara bu hücreler yapışacak, teorik olarak söylüyorum, ve onların onarılmasını sağlar. Ama mevcut hücrelerin onarılması sağlanacaksa orada sağlıklı bir doku olması lazım. Yani ileri safhada pek işe yaramaz. Erken safhadaysa hastanın dizine kendi kanından hazırlanan ilaç nakledilir. O da dizinde onarımı başlatır ve hastanın bir süre sonra ağrıları geçer, rahatlamaya başlar. Bu kandan yapılabilecek kök kemik iliği ya da yağ dokusunda da yapılabilir. Tabii kemik iliğine geçtiğimiz zaman kemik iliğinden hücre alacağın için işlem biraz daha büyür. Ya da yağ dokudan alacak işlem daha da büyür. Burada hekim bir kar zarar oranı kafasında tahayyül eder. Der ki ben bu hastaya bu işlemi yapacağım ama daha az girişimsel olan kandan mı yapayım, kemik iliğinden mi, yağ dokusundan mı? Aldığım hücreleri bu hastaya nakledeceğim. Bunun bir hastaya maddi manevi masrafı olacak, hastanın canı acıyacak, kanı alınacak, bu işe yarayacak mı, attığımız taş incittiğimiz kuşa değecek mi, hekim karar verir. Yapılması gerektiğini söylüyorsa hastaya işlemi anlatır, tavsiye eder. Kabul ederse hasta yapar. Evet, artık süremizin de sonuna doğru geliyoruz hocam. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz varsa son mesajlarınızı alalım bizleri izleyenlere. Yok, teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Benim için bir ilk oldu. Evet. İzleyicilerimize selamlar. Programı bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırdığınız ve değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için sizleri de uğurluyoruz hocam. Evet sevgili izleyenler, bugün Operatör Doktor Bangin Bekircan'dan ağırladık programımızı hocamızla beraber. İleri yaşta görülen diş hastalıkları üzerine konuştuk. Aslında diş kireçlenmesine bir parantez açtık. Bugünlük noktalıyoruz yayınımızı. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı günler.